Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edeceğiz. BTC'de ve dominans açısından değerlendirmeler söz konusu arkadaşlar. Buralara özellikle bazı noktalar var. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve iyi dinlemeniz gerekiyor bu noktaları arkadaşlar. Bu açıdan BTC ve BTC hareketinin dominansla beraber değerlendirmesini yapıp altcoin'lere olan etkisinden bahsedeceğiz. Dün yapmış olduğum en sonki videoda şunu net bir şekilde belirttim. Yani ondan önceki videolarda da zaten belirtmiştim bazı şeyleri. BTC özellikle dün paylaşmış olduğum yeşil alan üzerinde kalmayı başarabilirse ki zaten bu bölgeler arasında 54.000 bölgeler üzerinde kalması önemliydi bizim için. Bu bölge üzerinde kalsa bile arkadaşlar belli oranlarda tekrardan özellikle dominansın yükselmesi ve tepki alması önemli bir yerden. Tekrardan altcoin'lerde belli oranlarda özellikle BTC'nin volatilitesi %3'leri geçmemiş olsa bile ezilmeleri getirdi. Özellikle sabah saatlerinden yani gece kapanışından sonra altcoin'lerde %10'lara, %13'lere, bazılarında %15'lere varan hareketlilikler gördük ki bazılarında %40'lara varan hareketlilikler vardı yükseliş aşamasında ve bunu da belirtmiştim. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar hangileri arkadaşlar? Bakın dün kapanıştan önce NIO'da, Dogecoin'de ve belli başlı bazı coin'lerde mesela Luna ve daha farklı coin'lerde belli hareketlilikler vardı. BTC partisindeki coin'lerde hareketlilikler vardı. Gündüz yine yeşil bir piyasa vardı ama tekrardan söylüyorum dominans ve BTC'nin yapacağı hareketler bir anda her şeyi yok edebilir arkadaşlar. Bunun asla unutulmaması gerekiyor. Şimdi burada BTC hareketinde benim için altın noktalardan birisi ki 51.000 bölgesinin çok ama çok değerli olduğunu daha önce sizlere belirtmiştim. Bunun dışında arkadaşlar bakın yükselen bir trendimiz var. Daha önce şu görmüş olduğunuz bölgelerde hep kanalı sizlerle paylaştım. Şimdi bu trendi sizlerle paylaşacağım. Bakın bu trend 5. kez denendi ve buradan tepki aldı. Burası artık bizim altın bölgemizdi. Yani şu görmüş olduğumuz trend. Bizim için 51.000 bölgesi altında günlük kapanışlar, haftalık kapanışlar gerçekten bir çöküş senaryosu için o zaman değerlendirilebilir. Ama şu an için bu bölge üzerinde kalması burada bir çöküş senaryosunu göstermez. Ama çok dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan birisi burada Bitcoin hareketinin bir daralım içerisinde girmiş olması arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz alanda günlük bazda bir daralım var. Şimdi diyeceksiniz ki bu neye göre bir daralım? Şu görmüş olduğumuz alanda da gerçekten büyük daralımlar olabilir. Ve bunların neticesinde büyük hareketler göreceğiz diye düşünüyorum. O yüzden bu saatten sonra yapacağınız bütün işlemlerde bana göre az orta sermaye ile işlem açmak bu dönemde en doğrusudur. Ki bu tercih tamamen sizindir. Paranın sonuç olarak sizin. Ben sadece stratejik açıdan kendi yaptığım teknikler açısından değerlendiriyorum. Sabırlı olmak bu dönemde özellikle daha önemlidir. Bir coin yükseldi diye hemen peşine takılıp gitmemek gerekiyor. Burası çok önemli bir detay. Bu yüzden biraz sabırlı olup işlem açacaksanız bile az sermaye ve kesinlikle ama kesinlikle stoplu işlem açmak çok önemli bir şey. Özellikle bugünlerde yapacağınız işlemlerde. Çünkü BTC'nin yapacağı herhangi bir hareket bazı şeyleri değiştirebilir. Bu arada VIX endeksinde arkadaşlar %11'lere varan bir yükseliş var. Dünya borsalarında tekrardan büyük satışlar söz konusu. Bunları da değerlendirdiğimiz zaman özellikle BTC'ye biraz daha dikkat etmek faydalı. Ama benim için altın bölge burasıdır arkadaşlar. Bakın altın bölgeyi de tekrardan şurada sizler için belirteyim. Şu görmüş olduğumuz alan artık altın bölgedir. Bu alanın kırılması için 51.000 bölgesinin kırılması gerekiyor ki gerçekten önemlidir. Ve böyle trendlerde özellikle daha önce denenmiş trendler denendikten sonra sert hareketlerle yukarı yönlü hamleler gerçekleştirilme ihtimalleri yüksek olabiliyor. Ama bu trendler aşağı yönlü bir hamle gerçekleştirdiği zaman arkadaşlar satışların da çok sert olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu yüzden tabii ki bunların konfirme olması gerekiyor ve benim için tekrar belirtmem gerekiyorsa yükselen trendler dışında yatay ana destek bölgelerimin de kesinlikle kırılması gerekiyor ki o zaman bazı şeylerin değişebilmesini görebilmemiz açısından önemlidir diye düşünüyorum. Bitcoin arkadaşlar şu an için net bir şey söylemek gerekiyorsa bu görmüş olduğumuz alanlarda şu an için bir hareket yapacaktır. Bakın şu bölgelerde bizim için şu anda 60.000 bölgesi psikolojik fiyat açısından en değerli bölge yukarıda direnç olarak aşağıda da arkadaşlar 51.000 bölgesi. Yani bu yaklaşık bizlere 9.000 dolarlık bir alan gerektiriyor. Burada özellikle biz tekrardan günlük bazda arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanda bu daralımların en büyük sebepleri de yatay destek bölgeleriyle yükselen trendlerin oluşturmuş olduğu alanlar arkadaşlar. Bakın bu aynı zamanda bir ders mahiyetinde de dinlenilebilir. Şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra hareketin gidebileceği yön tayini bizler için altın nokta olacaktır. O yüzden şu görmüş olduğumuz alan BTC'nin ve altcoin'lerin kaderini gerçek manada belirleyecek bir bölgedir arkadaşlar. Bu açıdan bu alana çok ama çok dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum ki yatay destekte 51.000 bölgesi.
50.908 bölgeleri gerçekten altın bölgedir. Bu bölgelere ekstra dikkat etmek gerekiyor. Akabinde 47.000 bölgesi de ana destek açısından şu görmüş olduğunuz bütün desteklerin, yani 64 neyse 47.000 bölgesi de olur arkadaşlar. O bölge zaten kırılırsa o zaman çöküş gerçekten çok sertleşir ve bizleri 38 bin lira ve 30 bin lira varan bir hareketlilik gerçekleştirir ki şu an için çöküş için konuşmak erken. Nasıl erken? Bu bölgenin kırılıp kırılmadığını şu an için bilmiyoruz. Bu gece mi kırılır, yarın mı kırılır ya da hiç kırılmaz, buradan tepki alıp sert bir şekilde yukarı mı gider? Şu an için bunu bilmemiz mümkün değil. Çünkü yön tayini içerisinde piyasa. Bu açıdan altcoinlere de dikkat etmek gerekiyor. Altcoinlerde arkadaşlar gelgitler yaşanıyor. Bu gayet doğal. Örneğin NIO'dan başlayalım. NIO da gerçek manada dün 4 saatlik bazda mükemmel bir hareketlilik yakalamayı başardık. Bakın arkadaşlar, dün akşam yapmış olduğum paylaşımda şurada kırılım vardı. Gerçekten ana bölgeydi ve indikatör direnç açmıştı. O bölgeye doğru da güzel bir özellikle de şurada Fibonacci ortalaması kırılımı ve retesti vardı. Akabinde 3 tane yükselen mum ve ana bölge %39.37 ile mükemmel bir hareketlilik geldi. NIO dışında arkadaşlar dün Dogecoin'de de yine hareketlilikler vardı ve onu da yakalamayı başarabildik. Bunları niye anlatıyorum sizlere? Binlerce coin var, yüzlerce coin var Binance borsasında da. Burada önemli olan arkadaşlar, bakın tekrar 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 belirtmek istiyorum. Doğru coin'i seçmek gerçekten zordur. Özellikle gelgitlerin olduğu piyasada seçmek çok daha zordur. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekir. Çok volatil hareketlerden uzak durmak gerekir. Bunu tekrardan belirtiyorum. Şimdi NIO'daki o güzel hareketlilikten sonraki, bakın NIO'yu ben acil video diye paylaştığımda da kırmızı alanı sizlerle paylaşmıştım. Bakın 76 bölgesi altında bir kırılım gelmezse akabinde tekrardan yukarı yönlü hamle gerçekleştirebilme ihtimali olabilir ki Dasher, Link'i, Ethereum'u, XRP, XDD, XLM'i birçok coin'i sizlerle bu açıdan da paylaştım arkadaşlar. Orada da önemli kırmızı kırılım gelebilecek bölgeleri sizlere söyledim. Burada 100 bölgesinin psikolojik bir bölge olduğunu NIO'da defalarca söyledim. Ve NIO'da gerçekten dip bölgesindeki kırılımdan sonra mükemmel hareketlilikler sizlerle birlikte yine yakaladığımız coin'lerden birisiydi. 100 psikolojik bölgesini dün kırdı. Özellikle günlük bazda ve bugün günlük bazda retestini gerçekleştiriyor. Şöyle net bir şey söylemek gerekirse 100 bölgesi altı stop olmak kaydıyla istiyorsanız, çok risk sevenler için özellikle NIO çok istendiği için paylaşıyorum. Bu bölgelerden sonra takip edilebilir. Ama burada dominans ve BTC'nin hareketinin yakın takip edilmesi çok ama çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi EOS'a geçeceğim. EOS'ta arkadaşlar haftalık bazda beklemiş olduğum bir kırılım vardı. Yani günlük 4 saatlikler vardı ama haftalıktaki çok da önemliydi. Haftalık bazda EOS bir bölgesini kırdı. Şu an için retest gerçekleştiriyor. Ama BTC'nin yapacağı hareketi bilmediğimiz için bu hareketin ne yöne evrilebileceğini şu an için kestirmek mümkün değil. Bu yüzden haftalık retestin 7 bölgesinin üzerinde kapanıp kapatmayacağını da takip etmek bizim için önemli. Hatta şöyle 6.87 bölgeler üzerinde bile kapanış gerçekleşirse aynı zamanda düşen trend üzerinde kalmış olmak başarabileceği için bu bizim için önemlidir ve bu açıdan da dikkatle takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Link'e geçelim. Çünkü Link'te ve diğer coinlerde de özellikle benden paylaşımlar yapmam istendi. Link'te de arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz 20 bölgesi günlükte ve haftalıkta kırıldı ve şu an için haftalık retest gerçekleştiriyor. BTC hareketiyle beraber, yapacağı volatil hareketlerle beraber takip edilebilir. 35 bölgesi değerli bir alandı. Bu alan kırıldı. Akabinde yukarı yönlü hamleler gelmiş olsa bile istenilen bölgelere doğru hareket gitmeden BTC hareketi neticesinde geri çekilmeler yaşandı. Bu saatten sonra özellikle bu bölge üzerinde kalmayı günlükte başarabilirse bu bölgede konsolidasyon ve BTC'nin belli bir alanda kalmasından sonra özellikle de dominansta da belli hareketler görürsek tekrardan yukarı yönlü hamle gerçekleştirebilir. Ama şu an için burada yön tayininde bulmak ve bir hareketin ne yöne doğru gidebileceğini kestirmek mümkün değil arkadaşlar. Şu an için kripto daha fazla ezilmelerin en büyük sebeplerinden birisi dominans arkadaşlar. Neden? Dominans 51.000 bölgesine kadar, özellikle şu alan kırıldıktan sonra 55 bölgesi ve 51.000 bölgeleri benim beklediğim bölgelerdi. Çünkü kademeli olarak daha önce iğnelemelerin yapıldığı ve önemli destek olarak çalışan bölgelere doğru hareket geldi ki şu an için 51 bölgesi çok değerli bir bölge arkadaşlar. Ve buralarda gelgitler yaşıyor, bu önemli. Bu bölgelerden tepki alır yukarı yönlü giderse altcoin'lerde bir miktar daha ezilme görmemiz çok olasıdır. Ama olur da günlük bazda 51.000 bölgesi altına, yani 51.08 bölgesinin altına sarkmalar görebilirsek arkadaşlar, o zaman tekrardan altcoin'ler için çok büyük hareketleri bekleyebiliriz. Ama buradan tekrar turuncu bölgeye gidip buradan da aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. Bu açıdan BTC'nin güçsüz olması, bakın burası en önemli detay. Ethereum BTC partisinde Ethereum'un güçsüz olması ve dominansın yükselmesi demek altcoin'lerde ezilmeler demektir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de gelgitlerin olduğu bir piyasa olduğu için arkadaşlar çok dikkatli işlem açmanız lazım. Yani sabırlı olun, bırakın piyasada bazı şeyler yerine otursun. Siz bu paniklerle al sat yaparak sermayenizi eritmeyin. Belki son yapmış olduğu BTC'nin hareketinden sonra
büyük kayıplar da yaşanmış olabilirsiniz. Yaşamış çok arkadaş var ve milyar dolarlar likit oldu arkadaşlar. Bunlar yani milyon dolarlardan bahsetmiyoruz. Milyar dolarlardan bahsediyoruz. Ama bu saatten sonra bu piyasada bugüne kadar nasıl para kazandıysanız bu saatten sonra da kazanabilirsiniz. Önemli olan kazandığınızı geri vermemektir bu piyasada. Bu piyasada her zaman fırsat vardır. Bu piyasada her zaman para kazanabilirsiniz. Önemli olan sermayeniz arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Sermayenizin hiçbir zaman hepsi işlemde olmamalı. Kademeli almalısınız, kademeli satmalısınız ve kesinlikle yüksek kaldıraçtan uzak durmalısınız. Bunlar en önemli detaylar. Bunlara riayet gösterip disiplinli bir şekilde doğru yerde ve doğru zamanda olursanız bu piyasa her zaman sizlere para kazandırır. Bu çok net bir şey. Bu piyasada her zaman para kazanabilme olasılığınız vardır arkadaşlar. Bunu aslında bütün piyasalarda böyledir. Önemli olan kendinize ve sermayenize hakim olabilmeniz. Bu açıdan da bu bölgeler önemli arkadaşlar ve en çok dikkat edilmesi gereken şeylerin başına geliyor diye düşünüyorum. Buradan AX'e bugün hareketlerden dolayı incelenmem istendi. Hemen sizler için inceleyeyim. Şu görmüş olduğumuz arkadaşlar bakın şurada benim için direnç bölgesi 8 bölge. Bu bölge üzerinde gelgitlerine devam ediyor. Günlük bazda değerlendirdiğimiz zaman bu bölge iğnelense bile günlükte hala kırılım olmadı şu görmüş olduğumuz alandan sonra. Eğer burada bir kırılım gelirse bakın şurada en basit şekliyle yani şöyle düşen trend nasıl çok doğru olacağını düşünmüyorum ama böyle bir şekilde bir trend çekilirse tekrardan hem trend kırılımı aynı zamanda da 8 bölgesi alan olarak kırılırsa Richter sonra takip edilebilir ki bakın buradaki kırılımdan sonra yükseliş yükselişten sonra Fibonacci ortalaması mükemmel bir şekilde destek olmaya devam etmiş. Bu açıdan da dikkatli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Şu görmüş olduğumuz 4 saatlik bölgeye gelirsek hemen şurada Fibonacci ortalamasının dışında 220 günlük ama 5.61 bölgesi ki volatilite açısından yüksektir. Şu an için 7.12 bölgesi stop olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Bunun dışında Luna paylaşmam istenmiş. Hemen Luna'ya geçmek istiyorum. Luna'da arkadaşlar kırmızı alanımız vardı. NIO'da biraz önce sizlere göstermiş olduğum gibi. Bu alan üzerinde kalmayı başarabildi. Tekrar yukarı yönlü gitti ama burada hem Fibonacci ortalamasını hem de 222 günlük EMA'yı kıramadı. Eğer 15.6 bölgeleri bu bölgeler üzerinde kapanışlar gelmeye başlarsa tekrardan takip edilebilir. Ama o bölge üzerinde kapanış gelmezse tekrardan aşağı yönlü yeni hareketleri yapabilme ihtiyacı doğabilir. Bu açıdan da dikkat edilmesi önemlidir. Dogecoin arkadaşlar hala volatil bir şekilde hareketlerine devam ediyor ki dün tekrardan şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra kırılım ve retest sonrası %37'lere varan mükemmel bir hareketlilik NIO ile beraber yakalamayı başarabildik. Tabii ki bu o an için yapmış olmam gereken bir paylaşım olduğu için sizlere paylaşamadım. Ama böyle paylaşımlarda da yani eğer orta vadede önemli hareketler görürsem yani daha önce Dogecoin'de nasıl gördüysem NIO'da, BNB'de, XRP'de o zaman tabii ki bunları sizlerle paylaşacağım. Ama anlık paylaşımlarda çok dikkatli olunması gerektiği için şu an için paylaşımlarda bulunmuyorum arkadaşlar. Çünkü altcoin'lerde kendine göre güçlü olanlar var. Hala belli oranlarda geri çekilenler söz konusu. Momentum açısından güçlü durmaya çalışanlar var. Ama şu an için piyasada çok fazla işlem açmak bana göre tehlikelidir. Beklemek ve sabretmek bu işin en güzel şeysidir arkadaşlar. Bu piyasada var olmanın en önemli unsurlarından birisidir diye özetlersem daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Önemli gördüğüm durumlarda günün herhangi bir saatinde tekrardan sizlerle paylaşımlarda bulunacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum, saygılar sunuyorum.